Hayırlı günler hepinize. Hepiniz İslam felsefesi dersinin 3. konu anlatım videosuna hoş geldiniz. İşrakilik ile devam ediyoruz. Bakalım işrakilikteki filozoflarımız hangi düşüncelere önem vermişler, hangi düşünceleri merkeze almışlar. Hakikate akılla değil, doğrudan doğruya sezgi ve iç aydınlanmayla ulaşılır. Daha bireyselce olduğunu görüyorum. Sezgi, iç aydınlanma, keşf, rüya önem verecekler. İşrak kavramı ilk kez Farabi ile ortaya atılmış. Farabi buradaki bir filozofum değil, biliyorsunuz ki Meşşailik'te, ama bu kavram ilk kez onunla ortaya atılmış. Felsefenin kurucusu Sühreverdi. İşrakiliği gördüğüm anda Sühreverdi aklıma gelmeli, çünkü kurucusu odur. Varlık yerine nur, ışık kavramlarını kullanmışlar. Nur, ışık, sezgi, iç aydınlanma, keşf gördüğüm zaman işrakilik diyebilmeliyim. Gerçek bilgi insanın kendi özündedir. Özgün olmayan eklektik bir felsefedir. Eflatunculuktan, Zerdüştlükten, Gazali'den çokça etkilenmişlerdir. Sühreverdi'ye bakalım şimdi. Felsefenin kurucusu dedim. Tabii ki bizim için çok çok önemli olacak. Sühreverdi, İran'ın Sühreverdi kasabasında doğmuştur. Felsefesinin temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Varlık kavramı yerine nur, sudur yerine işrak kavramlarını kullanmıştır. Yıldızlar ve felekler alemini canlı kabul eder. Önemli bir özellik olabilir. Onun nurlar hiyerarşisi vardır. Aynı bakın sudurda olduğu gibi bir hiyerarşi var. Orada sudur diyorlar. Burada ise nur kavramını merkeze aldıkları için nurlar hiyerarşisi oluşturmuşlar. Yine varlığın oluşumunu böyle açıklıyorlar. Nurların nuru olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Diğer nurlar ondan sudur eder diyorlar. Bakın yine sudur gibi sadece nurlar hiyerarşisi olarak ele aldılar. Nurların nuru Allah dediler. Orada da zorunlu varlık Allah diyorduk. Burada nurların nuru Allah dediler. Nuru ikiye ayırdı Sühreverdi. Saf nur ve arizi nur olarak. Saf nur var olmak için başkasına ihtiyaç duymayan nurdur. Saftır. Vacip mümkünün yansıması gibi aslında burada düşünebilirsiniz. Arizi nur ise var olmak için başkasına ihtiyaç duyan nurdur. Aynı vacip mümkün ayrımı gibi oldu. Zorunlu varlık, mümkün varlık gibi ayırmış oldular. Saf nur ve arizi nur var olmak için başkasına ihtiyacı yok. Var olmak için başkasına ihtiyacı var. Teellih yöntemi burada öne çıkan bir yöntem. Yine bizim için önemli bir kelimedir. İnsanda İç sezgi oluşması için bu yöntemi kullanmışlar. İç sezgiye çok önem verdikleri için, iç sezginin oluşması için farklı metotlar geliştirmişler. Onlardan biri de teellüh yöntemidir. Nefsi arındırma, kalbi temizleme, çile çekme, ibadet vesaire önemlidir. Düşünmeye, araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla hakikatin bilgisine ulaşabilen kişiye müteellih demişler. Bakın, düşünmeye, araştırmaya ihtiyaç olmadan keşf yoluyla hakikatin bilgisine ulaşabilmek. Düşünmeye, araştırmaya çok önem vermişler mi? Hayır, hatta bunları kullanmadan hakikate ulaşılabileceğini düşünmüşler. Bu kişiye müteellih demişler, yönteme ise teellüh yöntemi demişler. Daha bireyselci, akıl, araştırma çok önemli değil. Keşf önemli, rüya önemli, sezgi önemli. Bireysellik daha ön planda. Eserleri var Sühreverdi'nin. Hikmetül İşrak, zaten işrak kavramını gördüğüm zaman Sühreverdi'ye gidiyorum. Ve Pertevname bizim için önemli iki eseridir. İbn Tufeyl'e bakalım şimdi de. İbn Tufeyl, diğer adı Abu Cabar olarak da görürsünüz. Diğer isimler bizim için önemli diye söylüyorum. Dönemin hükümdarı ondan Aristo eserlerini incelemesini istemiştir. O da İbni Rüşd'ü getirmiştir. Tüm dünyaya Aristo'yu tanıtan adam İbni Rüşd demiştik zaten. İbni Rüşd'den bahsetmiştik. Ama İbn Tufeyl'in de onda katkısı vardır. Bakın burada görüyorsunuz ki. Felsefesinde İbni Tufeyl'in tasavvufi bir çizgi hakimdir. İnsan bedeninde olduğu gibi alemde de görünüşteki çokluğun ötesinde birlik vardır der. İnsanda felsefi, metafizik düşünce doğuştan vardır. Önemli bir düşünce. İnsanda felsefi, metafizik düşünce doğuştan vardır. En önemli eserine Haybin Yeksan. Haybin Yeksan her zaman potansiyel soru değeri taşır. Bizim için çok çok önemli bir eserdir. İşte burada benim de üniversitede okuduğum bir kitaptır. Haybin Yeksan'da Hay ne yapıyor ana karakter? Özü bulmaya çalışıyor. Aslında yaratıcıya ulaşmaya çalışıyor. Hay bir adada tek başına büyüyor. Onu bir ceylan büyütüyor. Sonra annesi olan ceylan vefat ediyor, ölüyor.
Ceylan'ın kalbine bakıyor, özü arıyor, aslında ruhu arıyor. Kitabı mutlaka okuyun derim. Çünkü hepimiz Robinson Crusoe biliyoruzdur. Hatta Robinson Crusoe'un bu kitaptan esinlenerek yazıldığı düşünülüyor. Orada Hay ne yapıyor öldüğü zaman, annesi olan Ceylan öldüğünde? Ceylan'ın kalbine bakıyor. Aslında Ceylan'ı, ruhu arıyor. Kalbine bakıyor ki kalbini çıkartıp bakıyor. Kalpte değil o ruh. Aradığı şey kalp değil. Sonra anlıyor ki aslında onun annesi olan şey, o ruh, maddi bir şey değil. Buradan hareketle o yaratıcıya ulaşmaya çalışıyor. Başka bir adada da iki tane kahraman var. Absal ve Salaman diye. Absal dinin derin bilgilerini bilen azınlık kişileri temsil ediyor. Salaman ise yüzeysel bilgileri bilen çoğunluğu temsil ediyor. Absal böyle daha derin biri. Her zaman daha derinden, hakikatten yaklaşıyor olaylara. Salaman ise daha yüzeysel biri. Zaten okuduğunuz zaman kitabı görürsünüz. Mutlaka okumanız tavsiyem zaten. Hay bin Yeksan her zaman bizim için soru değeri taşır. Size böyle bir hikaye verip, Hay'ın hikayesini verip, Hay'ı söylemeden sizden kitabı isteyebilir. Bu kitap dediğim gibi bizim için önemlidir. Diğer önemli eseri ise Urcize Fit Tıptır. İm Tufeli de bizim için bu kadardı. Revakiye Stoacılık bizim için kısa bir başlık ama buradan çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuzdan da zaten bahsetmeye çalışacağım birazdan. Kıbrıslı Zenon kurmuştur. Stoacılar derslerini revaklara, sütunlara yaslanarak yaptıkları için onlara revakiye, yani stoacılık denmiştir. Aynı meşai filozoflarım gibi meşai filozoflar da derslerini yürüyerek verdikleri için onlara meşailer demiştik, yürüyenler anlamında. Burada da stoacılar derslerini revaklara yaslanarak verdikleri için revakiye denmiş oldu. Bütünüyle stoacıları takip eden bir İslam düşünürüm yok. Bir tane kişi söyleyemiyorum. Osmanlı düşünürlerinden olan Mehmet Efendi derslerini Ayasofya Camii'nde direk dibine oturarak verdiği için, direklere yaslanarak verdiği için kendisine stoacı anlamında Üstüvani lakabı verilmiştir. Yani adam derslerini bu şekilde verdiği için ona bu isim verildi ve buradan soru geldi. Dedi ki o derslerini böyle yaslanarak veriyor. Üstüvani lakabı verilmiştir ona falan dedi ve Revakiye'yi size sordu. Çok genel geçer bir soruydu. Güzel bir soruydu bence. Şimdi diğer filozoflarımıza bakalım. Bizim için bağımsız olan filozoflarımıza. İşrakilik dedim, Meşaiye dedim, bir sürü ekolden bahsettim. Bir de bağımsızlarımız var. Hiçbir yere bağlanmayan filozoflarımız. En başta Gazali gelecek. Gazali bizim için çok önemli bir başlık. Kelamda soru olarak çıkıyor, felsefede soru olarak çıkıyor, bambaşka bir yerde soru olarak çıkıyor. ÖSYM Gazali'yi çok seviyor. Gerçekten çok önemli bir düşünürümüz. Bizim için çok önemlidir Gazali. Gazali'ye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Hüccetül İslam, Müceddit diğer isimleri, İslam'da çok ileri derin bilgilere sahip olduğu için Hüccetül İslam denmiştir. Müceddit denmiş ona. Hocası Cüveyni Eş'ari kelamcısıydı. Ondan çok şey öğrenmiştir tabii ki. Nizamiye Medresesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Burada Şia, Batıni, Mutezile düşüncelerine karşı mücadele gerçekleştirmiştir. Akıl bizi zaman zaman çelişkili sonuçlara götürebilir. Duyular çoğu zaman bizi aldatır. Ne olacak peki şimdi? Akla dayanan, birbiriyle çelişen felsefi sistemler bunun kanıtıdır. Peki Gazali ne diyecek? Bunların ötesinde dayanak noktası inanç yoludur. Bilgi insanın gönlüne manevi bir ışık olarak iner, bunu atan Tanrı'dır diyecek. Akla da güvenmedi, duyulara da güvenmedi. O neye güvendi? İnanca güvendi Gazali. Bizim için çok önemli demiştim. Peygamber konusunda onun görüşleri var. Aslında onun çeşitli konularda görüşleri var. Ben onları size söylemeye çalışacağım. Bize sınavda nasıl gelebilir? En önemli görüşlerini almaya çalıştım. Gazali'yi ayrıntılı bir şekilde alsak saatlerimizi alır. Ama bize nasıl gelebilir? Sizin için almaya çalıştım. Peygamberlik konusundaki görüşleri şöyledir. Allah'ın peygamber göndermesi zorunlu değildir diyecek. Göndermeseydi de bu durum kötü ya da saçma olmazdı. Nübüvveti insani tecrübe yoluyla temellendirdiği kavram rüya, uykudur. O rüya ve uykuya önem vermiştir. Rüya ve uykuyu gördüğünüzde Gazali diyebilin. Gazali rüya ve uykuya gerçekten çok önem verecek. Peygamberlerin rüya ve uyku aracılığıyla bazı hakikatlere ulaştığını düşünecek. Belki vahiy aldıklarını düşünecek. Rüya ve uyku ile bizim için Gazali de önemlidir. Aynı zamanda o ne dedi? Peygamber göndermesi zorunlu değil. Allah'a zorunluluk yükleyemezsiniz dedi.
göndermeseydi de bu durum kötü ya da saçma olmazdı. Peygamber göndermiştir evet bize yardım etmek için ama ben ona bir zorunluluk yükleyemem. Mucize ilkesine bakalım şimdi de bizim için belki de Gazali'deki en önemli ilkelerden, düşüncelerden biridir. Tabii bir olayın gerçekleşmesinin sebebi Tanrı'dır diyecek. Örnek olarak ateşle karşılaştığında pamuğun yanmasının faili ateş değildir, Tanrı'dır diyecek. Yani buradaki fail gerçekten yakan kişi pamuğu ateş değildir, Tanrı'dır dedi. Yanma olayını yaratan Allah yaratmayabilir de. Yanması da yanmaması kadar doğaldır. Zorunlu nedenselliğe karşı çıktı. Bakın biz hep ne diye düşünüyoruz? Mesela ben burada kağıdı gözünüzün önünde yırttım. Belki de şurada kağıdı çakmağa alıp yaktım. Bu illaki yanacak. Ateş kağıtla karşılaştığında yanar diye düşünüyoruz. Ama Gazali ne demiştir? Zorunlu nedensellik diye bir şey yok. Sen ateşi buraya yaktığında eğer yanmazsa kağıt, yanması kadar yanmaması da çok doğal diyecek. Zorunlu nedensellik diye bir şey yok. Allah onun yanmasını emrettiği için o kağıt yanıyor. Sen zorunlu nedensellik kavramı birazcık fail konusunda gördüğünüz üzere değişik fikirlere neden olmaya sebep olabiliyor. Halbuki her şeyin faili Allah'tır. Allah yanmasını istediği için kağıt yanıyor diyor Gazali. Zorunlu nedenselliğe karşı çıkmıştır. Yani ben ateşi buraya yaktığımda burası yanmazsa eğer bu kağıt yanması kadar yanmaması da çok doğaldır diyecek Gazali. Bizim için çok önemli bir düşünce. Zorunlu nedenselliğe karşı çıkmış olması. Ona göre tabii ki her şeyin faili Allah'tır. Allah yanmasını istediği için o kağıt yanıyor. Zorunlu bir nedensellik yoktur. Allah yanmamasını da isteyebilir. Böylece yanmaz. Hakikati arayan 4 sınıftan bahsetti. O hangi eserinde bahsetti? Elmun Kız Minet Delal'de bahsedecek. Kelamcılar akıl ve istidlal yolcularıdır. Batıniler masum imamın yolundan yürüyenlerdir. Biliyorsunuz ki zahir batın ayrımı yapıyorlardı. Filozoflar mantık ve bürhan yolcuları, sufiler ise keşf ve mücahede yolcularıdır. Bakın hepsi farklı yollardan, farklı açılardan hakikati arıyorlar. Hakikati arayan 4 sınıfı Gazali böyle sınıflandırmıştır. 3 konuda filozoflara küfürle itham etmiştir. Filozofları eleştirmiştir. Onlar küfre düştü demiştir bu 3 konuda. Bu 3 konu bizim için önemlidir. Soru olarak karşımıza kaç kere geldi, yine de gelebilir. Ezbere bileceğiz. Zaten çok kolay. Lütfen dikkat edelim bu 3 konuya. Birincisi alemin kıdemi meselesi. Kadim olan yalnız Allah'tır demiştir Gazali. Diğer filozoflardan bazıları alem de kadimdir demişlerdir. Alemin de kadim olduğunu savunmuşlardır. Ama Gazali ne diyecek? Kadim olan yalnız Allah'tır diyecek. Alemin kıdemi meselesinde küfre düşmüşsünüzdür diyecek. Allah'ın cüzleri bilmediği, bazı filozoflar yine ne demişlerdir? Külli şeyleri bilir Allah ama cüz'i yani tekilleri bilmez fikrini ortaya attılar. Gazali ise buna karşı çıkmıştır. Örnek olarak şöyle verebiliriz. Anlayın diye bu örneği veriyorum. Kaç çeşit kuş yarattığını bilir ama kaç tane yarattığını bilmez dediler. Küllileri biliyor bakın cüz'ileri bilmiyor gibi söylediler. Haşa ama Gazali buna karşı çıkmıştır. Dirilişin yalnız ruhsal olacağını söyleyen filozoflara da yine karşı çıkacak. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri örnek olarak getirecek. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor ayetimizde mesela? Nefisler birleştiği zaman olarak geçtiği için Gazali bunu ruh ve beden olarak almıştır. Dirilişin yalnız ruhsal olacağına da karşı çıkmıştır. Filozofları 3 konuda küfürle itham etti. Alemin kıdemi, Allah'ın cüzleri bilmediği, dirilişin yalnız ruhsal olacağı. Lütfen dikkat edelim. Gazali'ye göre bilginin en üstünü, diğer tüm bilgilerin nihai hedefi, asıl hedefi marifetullah'tır. Yani kendini bilmektir. Gazali'ye göre gerçeğe ulaşmanın tek yolu şüphe etmektir. Yine gördüğünüz üzere şüpheye önem verdiğini gördüm. Şimdi eserlerini ele alalım. Gazali'nin eserleri de diğer filozofların eserleri olduğu gibi bizim için çok önemlidir. Lütfen eserlerine dikkat edelim. Eserin bir özelliğini verip bizden eseri isteyebilir ya da eserin adını verip yazarının Gazali olduğunu isteyebilir. Eserlere dikkat edeceğiz. Felsefede bunu her zaman söylüyorum. Birincisi belki de en çok duyduğumuz en önemli eserlerinden Elmun Kız Minet Dalel'dir. Hakikate nasıl eriştiğini anlatır. Bazı fırkaları tenkit eder bu eserinde. Tehafütül Felsefe en önemli eserlerinden yine Aristo felsefesini ve takipçilerini tenkit için kaleme almıştır. Tehafütül Felsefe zaten bakın felsefeye ihtilaf olarak kaleme almış. İhya-i Ulumiddin
fıkıh ve tasavvuf konularını ele almış, sınıflandırmıştır burada dinleri. El iktisat, fil itikat, itikat konularını ele aldı. Makasidül felsefe, felsefenin maksadı, amacı incelenmesi. Miyarul ilim, mantığa dair bir eseridir. İlcamul avam an ilmil kelam, çok görürsünüz testlerde. Kelam ve halka anlatıyor burada. Avam dediği kişi, doğru ve yanlışı ayırabilme kapasitesine sahip olmayan kişidir. Kelamcıları ve halkı ele almış aslında, böyle bir ayrım yapmış. El Mustasfa yine önemli. Bunu aslında fıkıh dersinde veriyorum. Fıkıh kitabıdır. Başında şu geçiyor. Çok önemli bir cümle Gazali için. O yüzden söylüyorum. Mantık ilmi bilmeyenin bilgilerinin kesinliğine güvenilmez geçiyor. Bizim için önemli bir cümle olabilir. Fedaihül batıniye, o batıni düşüncelere karşı çok mücadele etmişti. Ve Mişkatül Envar olacak. Nur 35. ayete yazdığı bir tefsirdir. Gazali'nin burada gördüğünüz her eseri bizim için çok önemli. Lütfen bu eserlere çok çok dikkat edelim. Şimdi modern dönem felsefecilerine bakmaya çalışacağız. Onları çok kısa ele alacağım. Buradan soru sorarsa ya çok önemli bir özelliğini sorar ya da yazar eser olarak karşımıza getirebilir. O yüzden buraları kısa geçeceğiz. Buralardan zaten genel geçer bilgileri bilmeniz Allah'ın izniyle sizin için yeterli olacaktır. İlk başta İzmirli İsmail Hakkı diyorum. İzmir'de doğmuştur. Zaten ben adını söylerken bile İzmirli İsmail Hakkı diye söyledim. Darül Muallime Aliye'de müdürlük yapmıştır. İslam akla önem vermiş. Din yolu akıl yoludur diyecek. Bakın aklı önceledi. Akıl artı nakil birbiriyle bir bütündür. İlim ile din bir bütündür. Asla çelişmez diyecek. İlim ile dini yine birleştirmeye çalışan biri olacak bizim için. Yeni ilmi kelam ve miyarul ulum eserleri bizim için önemli. Özellikle yeni ilmi kelam soru olarak geldi diye hatırlıyorum. Babanzade Ahmet Naim'e bakalım şimdi hep birlikte. Darül Fünun rektörlüğü yapmıştır. Çok önemli bir özellik. Fikirlerini felsefe, hadis, milliyetçilik üzerine kurmuştur. Maddecilik ile mücadele etti. Mehmet Akif Ersoy'la Türk lügatı yapmaya çalışması önemli bir özellik olabilir. Aklı selim ile nakil çatışmaz. Yani selim akıl, doğru akıl ile nakil çatışmaz. Eğer sen nakille aklın çatıştığını düşünüyorsan aklını doğru kullanamıyorsun diyor bakın. İslam milletinin problemlerini ele almış. Bazı problemleri dile getirmiş. Teknik yetersizlik, tembellik, bilgisizlik, kardeşliğin bozuluşu, idarecilerin yetersizliği, ilerlemeye ayak uyduramamak gibi çeşitli problemleri dile getirmiş. İslam milletinin problemlerini ele aldı deyip örnek verip bizden isteyebilir diye söylemek istedim. Burada benim için önemli olan şey Mehmet Akif Ersoy'la Türk lügatını yapmaya çalışmasıdır. Artık video çeke çeke bütün İslam felsefesi videolarını bugün çektim. 3-4 saattir uğraşıyorum. Dilim dolaşıyor, kusura bakmayın diyorum. Onun eserlerine bakalım şimdi de. Ahlak-ı İslamiye Esasları ve İslam'da Davayı Kavmiyet onun eserleridir. Yazar eser gelirse şaşırmayın diye söylemek istiyorum. Muhammed İkbal'e bakalım şimdi de. Pakistan'ın büyük şair ve filozofudur. Mesnevi'yi İngilizce'ye tercüme etmiş olması önemlidir. Sosyal, siyasal, dini, fikri, medeniyet boyutunda yeniden yenileşmeyi hedeflemiştir. Yeniden yenileşmeyi hedefleyenlerden biri. Fosilleşmiş dini dogmatizm bireyi bilinçlendirmez diyecek. Dini dogmatizme bakın karşı çıkmış. Zaten yenileşmeyi hedefleyen biri doğal olarak dogmatizme karşı çıkar. Fosilleşmiş dini dogmatizm gibi görebilirsiniz paragrafta. Muhammed İkbal aklınıza gelebilir. Modern ile geleneği birleştirmeye çalışmıştır. Mehmet Akif Ersoy'u da fikirleriyle etkilemiştir. Onun da önemli eserleri var. Esrar-ı Hadi var. Benliğin Sırları bir şiir kitabıdır. İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası, bende de olan bir kitap. Burada aslında 7 tane konferansının notları var. Tulu-i İslam Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Onun da önemli eserlerini böylece ele almaya çalıştık. Nurettin Topçu'ya bakalım şimdi de. Bir süre Fransa'da yaşamış, orada doktora yapan ilk Türk öğrencidir. İlk Türk öğrenci olması açısından doktora yapan ilk Türk öğrenci bizim için önemlidir. İzmir'de Harekat dergisini çıkarmış. Dergi etrafında bir harekat ekolü oluşmuştur. Batı ikiye ayrılır diyecek. Pozitivist ve maddeciler, maneviyatçı ve ruhçu olanlar diye Batı'yı böyle ikiye ayırmış. Direkt ise bu ikiye ayırmayı verip de isteyebilir. O yüzden söylüyorum. Medeniyet projesini Anadolu'da kurmak istemiştir. İslam'ın özü ve esası ahlaktır diyecek.
Ahlak kavramı Nurettin Topçu'da biraz daha fazla öne çıktığını görüyorum. İsyan Ahlakı eseri onun en önemli eseridir. Bakın, İsyan Ahlakı diyor. Çok önemli bir eser Nurettin Topçu'nun. Lütfen bilelim bu eseri. Yarınki Türkiye ve Düşünen Adam aramızda da onun önemli eserlerindendir. Davud El Kayseri'ye bakalım şimdi de. Osmanlı'nın ilk müderrisidir. İznik'te kurulan medresede Osmanlı'nın ilk müderrisi olacak. Vahdet-i vücut düşüncesi Muhyiddin İbn Arabi tarafından ortaya atılmıştır. Bu düşünceden hareketle felsefi kavramları Davud El Kayseri yorumlamıştır. Şöhretini İbn Arabi'nin Fusulül Hikem'ine yazdığı şerhe borçludur. Bakın, İbn Arabi'den çok etkilendiğini görüyorum. Aynı zamanda Vahdet-i Vücut'un asıl sahibi Muhyiddin İbn Arabi'nin düşüncesinden hareketle bazı şeyleri yorumlamış. Muhyiddin İbn Arabi'den çok etkilendiğini görüyorum. Onun önemli eseri de Nihayetül Beyan fi Dirayeti Zamandır. Zaman anlayışını burada dile getirmiştir. Molla Fenari'ye bakalım şimdi. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı akıl artı nakil artı keşf sentezini kullanmış. Vahdedi vücutu o da savunmuş. Şerhi İsagoji diye bir kitabı var. Buradaki şerhi önemli olabilir. Çok fazla önemli eseri yok Molla Fenari'nin. Bunu almak istedim o yüzden. Molla Lütfi'ye bakalım şimdi de, artık bizim için sonuncu. Allame tabiriyle anılmıştır, kullanılmıştır. Allame tabiri bizim için önemli. Allame'yi gördüğüm zaman Molla Lütfi'ye gideceğim. Ali Kuşçu'dan matematik dersleri alması çok önemli. Fatih'in yakın dostuymuş bir zamanlar ama sonra hapse atılmıştır, işkence görmüştür. Ama ilk başta çok önemli bir alimdi. Fatih'le yakın dostluk kurmuştur. Zındıklık ve ilhat suçlarıyla 1495'te idam edilmiştir. Size zaten videonun başına da söylemiştim. Birçok filozofumuz maalesef kendi zamanlarında anlaşılamayacaklar ve çeşitli işkencelere, zorluklara maruz kalacaklar. Onun da önemli eseri Mevzuatül Ulum'dur. Böylece İslam felsefesi dersini de bitirmiş olduk çok şükür. Bu zaman zarfında din felsefesini ve İslam felsefesini hemen atmak istedim. Felsefe konularından çoğunlukla korkuyoruz gibi geldi bana. Halbuki korkulacak konular değiller. Mantığı anladığımız zaman, hangi filozofum nerede bildiğim zaman Allah'ın izniyle soruları kaçırmayacağımızı düşünüyorum. Böylece İslam felsefesi dersinin de sonuna geldik. İnşallah faydalı olabilmişizdir. İnşallah sizlere bir şeyler kazandırabilmişizdir. Bol bol çalışın, bol bol azmedin. Allah'ın izniyle azmin karşısında durabilecek hiçbir şey yoktur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.